أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, ihlasımızın çoğalmasına, günahlarımızın silinmesine, Mevla ile dostluk bağlarımızın kurulmasına, kuvvetlenmesine vesile eylesin. Şeytandan ve şeytan gibilerden uzaklaşmamıza, ibadet deryasına daldırmamıza, Rabbimizin emrettiği gibi olma gayreti içerisine girmeye her birimizi muvaffak eylesin. Eşimizle, çocuklarımızla, mutluluğu sevdiğimiz ve mutlu olduğumuz günleri unutmadığımız gibi Yüce Rabbim dünyadan ahirete göçerken ruhumuzu teslim ettiğimiz günü o güne kadar yaşadığımız günlerin en mutlusu eylesin. Amin. Kabre girdiğimizde başkalarının daracık bir yere girdiğimizi düşünerek ah vah dediği anda bizim cennet bahçesinde yer aldığımızı görebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, kıymetli Hoca Efendi kardeşimiz okuduğu ayeti kerimelerde Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere ne buyurdu? Bu ayeti kerimeleri müzakere etmiş olalım. Kimin okuyacağını, ne okuyacağını daha önceden bilmediğimiz için Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bunları bize duyurmak istedi diye düşünüyoruz. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirru'nun Şeyhi Ali Haydar Efendi Hazretleri pazar günleri sohbet ederdi. Pazar günleri yaptığı sohbetten önce bir zikir meclisi, o zikir meclisinde de birisi Aş-ı Şerif okurdu Kur'an'dan. Gelen misafirlerden birisini oku derlerdi. Orada okunan Aş-ı Şerif hangi ayetlerse sohbette o ayetlerden olurdu. Ayetleri okuyan kişiye sorarmış Efendi Baba Ali Haydar Efendi Kuddise Sirru Hazretleri. Evladım neden bu ayetleri okudun? Dermiş ki efendim yani ne cevap vereceğini evvela şaşırır. Allah bunları hatırıma getirdi cevabını verirmiş. İşte evladım ben de senden bu cevabı bekliyordum. Demek ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bugün bu meclise iştirak edenlere bu ayetlerin duyurulmasını istemiştir, murad etmiştir. Onun için senin hatırına bu ayetleri getirmiştir. Dolayısıyla uzaktan yakından buraya kadar gelen siz dostlarımıza ve burada hazır olan hepimize, ben ve siz hepimize Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu ayeti kerimelerin müzakeresini murad etmiştir. Bu müzakereye ihtiyacımız vardır. Hemen başlayalım. Birinci ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Es-Sa'idu billah inne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulil elbâb. Kullarım kesin bir bilgi olarak size arz ediyorum. Yerlerin ve göklerin yaratılması kolay ve basit bir olay değildir. Yerler ve gökler, yerin içerisindekiler, üstündekiler, dağlarıyla, taşlarıyla, ırmaklarıyla, madenleriyle, petrolleriyle, deniziyle, karasıyla, toprağının münbit olmasıyla, her sene efendim insanların, hayvanların yiyeceklerini yetiştirmiş olmasıyla, rengarenk çiçeklere, rengarenk efendim meyvelere, sebzelere sahip olmasıyla, aynı topraktan farklı renkte çiçekler, farklı tatta meyveler, sebzeler yetişmesiyle her şeyle bakıldığı zaman gökler bu kadar yıldızlar var. Kısacası yerlerin ve göklerin yaratılmasında bir. İkincisi ve ihtilafil leyli ve nehar. Dünya dönüyor, güneş dönüyor, ay dönüyor. Bunların dönmesiyle gece gündüz meydana geliyor, mevsimler meydana geliyor. Sonuç itibariyle efendim diyelim ki Ekim ayındayız. Efendim Ekim ayının 20'sinde güneş kaçta doğacak bellidir. 10 sene sonra dünyanın hayatı devam ediyorsa aynı gün aynı saatte doğacak.
kaçta batacak bellidir. Buna kim bu düzeni verdi? Güneş bu kadar dönüyor, dönüyor. Hiç mi sapmıyor? Dünya bu kadar dönüyor, dönüyor. Hiç mi sapmıyor? Dolayısıyla bu kadar düzen içerisinde bunların deveran etmesi, fil hakike yaratılmış olması, bütün bunlarda gece ile gündüzün ihtilaf etmesi, birisi uzuyor, diğeri kısalıyor. Sonra tersine dönüyor, uzayan kısalıyor, kısalan uzuyor. Bu ayarı kim veriyor? ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Bir de gece gidiyor, gündüz geliyor. Bu ayarı kim veriyor? İşte bütün bunlarda leayatin büyük ayetler vardır. Bakan insan Allah'ın kudretini, azametini, büyüklüğünü anlar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ne emredersen baş üstüne Allah'ım, ne emredersen baş üstüne Allah'ım, senin emrine asla itiraz edilmez. Senin sözünün dışına asla çıkılmaz. Sen bu kadar büyük azamet sahibisin ki yerleri gökleri gördüğümüz görmediğimiz alemleri tek başına istediğin gibi yarattın ve yürütüyorsun, bunları çalıştırıyorsun. Şimdi Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri yerlerin ve göklerin yaratılmasında efendim gece ile gündüzün birbirini kovalamasında, birisinin kısalıp öbürünün uzamasında, ciddi bir nizam içerisinde bunların olmasında büyük ayetler vardır dedikten sonra, fakat büyük ayetler insanlar için vardır demiyor da akıl sahibi olan insanlar için, akıl sahipleri için vardır diyor. Yani bu ayetleri herkes görmez. Akıl sahibi olanlar görürler. Hangi ayetleri? Yerlerin, göklerin yaratılmasındaki ayetleri. Şimdi gerçekten akıl sahibi olmayanlar bunu göremezler. Bakıyorsun ki adam astronottur. Yani Türkiye'deki insanların hepsini toplasanız, astronomi ile ilgili bilgilerini bir yere biriktirseniz, öyle astronotlar var ki hepsinden daha fazla bilgiye sahiptirler. Çıkmıştır, aya çıkmıştır, yıldızlara çıkmıştır, incelemeler yapmıştır. Bizim ulaşamayacağımız bilgilere ulaşmıştır. Aya çıkmış, ayı bulmuş, yıldıza çıkmış, yıldızı bulmuş. Fakat ayın sahibi olan Allah'ı bulamamış. Yıldızların sahibi olan Allah'ı bulamamış. Güneşle ilgili o kadar bilgisi var ki ciltlerle kitap yazar. Güneşi bulmuş, güneşi bilmiş, güneşi yaratan Allah'ı bilememiş. Şimdi o zaman yani bu ayetlerden kim anlarmış? Akıl sahibi olanlar anlarmış. Demek ki bütün bunları gördüğü halde yaratan Allah'ı Celle Celaluhu bulamayan, bilemeyen, kudretini, azametini idrak edemeyen insanda bir eksiklik var. Çok fazla eksiklik yok. Bir eksiklik var. Nedir o? Akıl eksikliği. Akıl eksikliği vardır. Eğer o akıl olsaydı bu kudret ve azamet karşısında secdeye kapanmaması, lebbeyk Allahümme lebbeyk teslim oldum dememesi mümkün değildir. Şimdi kıymetli dostlar, yerlerin ve göklerin yaratılışında gece ile gündüzün ihtilaf etmesinde büyük ayetleri ancak akıl sahibi olanlar anlar dedikten sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisi akıl sahibi olanları tarif ediyor. Kimdir akıl sahibi olanlar? Nasıl ölçülecek? Akıl sahibi miyim, değil miyim? Falan akıl sahibi midir, değil midir? Kendi adımıza, kendi açımızdan baktığımız zaman bunu nasıl tespit edeceğiz? Rabbimiz hemen kendisi tefsir ediyor. Kimdir akıl sahibi olanlar? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayakta otururken, yatarken Allah'ı zikredenler var ya, işte akıl sahibi olanlar onlardır diyor. Kıymetli dostlar, Rabbimizin ayetidir bu. Ali İmran suresinin son ayetlerindendir. Allah diyorsa iyi düşünmek lazım. Kur'ansa bu, ayetse iyi düşünmek lazım. %100 doğru, %100 isabetli kararlardır bunlar, beyanlardır bunlar. Tartışması olmaz bunların. Daha açık ifadeyle söyleyeyim. Eğer Allah Celle Celaluhu zikir sahibi olanları, ayakta otururken, yatarken zikredenleri akıllı diyorsa, bu zikirden bir insan ne kadar uzak olursa akıldan da o kadar uzak olur. İsterse aya çıksın, isterse çok yeni buluşlar, keşifler yapsın, ne kadar keşif yaparsa yapsın, bir eli değil,
10 parmağında 10 tane marifet değil, bir parmağında 10 tane marifet olsa sıfırdır. Bu insanda akıl yoktur. Yaratanını bulamıyorsa, ona teslim olamıyorsa, lebbeyk Allahümme lebbeyk, ne emredersen baş üstüne diyemiyorsa, onda bir şey eksiktir, akıl eksiktir. Peki, çevremizde akıllı diye bildiğimiz insanlar, kendimizi bazen arkadaşlarımızla kıyaslarız. Falanca benden daha akıllıdır deriz. Veya kendi kendimize ben falanca kişiden daha akıllı, yani insanların aklı da izafidir. Birisi öbüründen daha akıllı olabiliyor. Birisi öbüründen daha geride olmuş olabiliyor. Peki, burada bizim yaptığımız ölçüler elbette farklı ölçülerdir ama Kur'an'ın verdiği bu ölçüye göre iyi değerlendirelim kıymetli dostlar. Bir insanın aklını nasıl ölçebiliriz? Hani ne kadar para o kadar köfte demişler ya, ne kadar bir insan Allah'ı zikrederse o kadar akıllıdır. Ne kadar zikirden uzaklaşırsa akıldan o kadar uzaklaşır. Kıymetli dostlar, şimdi ben size bir ayet-i kerime okuyayım. Ayet-i kerimeyi okumadan size şöyle bir soru sorsam. Desem ki size, dünyadan sizin bel bağladığınız, sizin için en önemli iki şeyi bana söyleyin desem, bir evladınızı söyleyeceksiniz, çocuklarınızı söyleyeceksiniz, bir de sahip olduğunuz malları söyleyeceksiniz. Başka dünyada sizin için ne önemli olabilir ki? Öyle değil mi? Bir insan için dünyada malı vardır, evladı vardır. En önemli iki şey mal ve evlattır. Düşünelim, gözümüz önüne getirelim. Bundan daha önemli neyimiz var bizim dünyada? Mevla buyuruyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ Sizin çocuklarınız, mağazalarınız, dükkanlarınız, işleriniz, bağınız ve bahçeniz sizi alıkoymasın. An zikrillah. Allah'ı zikirden alıkoymasın. Çok değerli olan evladınız, evet değerlidir. Ama zikrullah'tan değerli değildir. Sakın zikirden sizi alıkoymasın. Mallarınız çok önemlidir. Ama Allah'ı zikirden daha önemli değildir. Mallarınız, mağazalarınız, dükkanlarınız, işiniz, gücünüz sizi Allah'ı zikirden alıkoymasın. Buraya kadar anlaşıldı. Doğru mu arkadaşlar? Buraya kadar anlaşıldı mı? Şimdi bir sonraki cümleyi, ayetin son cümlesini söyleyeyim. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim malı veya evladı sebebiyle Allah'ın zikrinden alıkonulursa, malı onu zikirden alıkoyuyor veya evladı onu zikirden alıkoyuyor, evladı sebebiyle zikirden uzaklaşıyor, malı sebebiyle zikrullah'tan uzaklaşıyorsa onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Onlar müflislerin ta kendileridir. Ne anladık buradan kıymetli dostlar? Demek ki Allah'ı zikir bizim için evladımızdan daha değerli, bütün servetimizden daha değerli bir değerimizdir. Bu ifade benim ifadem değil. Kimin ifadesi bu? Rabbimizin ifadesi. Son okuduğum ayet-i kerime Münafıkun suresindeki ayettir. Hoca Efendi kardeşimizin okuduğu ayet-i kerime Ali İmran suresinin son ayetlerindendir. İkisini birleştirdiğimiz zaman kıymetli dostlar, hani her birimiz için geçerlidir. Bizim için servetimiz, paralarımız önemlidir. Herkes için önemlidir. Vasıtalarımız, bineklerimiz önemlidir. Meskenlerimiz önemlidir. Hele hele çocuklarımız çok önemlidir. Onlar için çalışıyoruz. Belki aramızda olan kardeşlerimizin çoğu kendisi için değil, çocuğu için, torunu için çalışıyordur. Kendi ihtiyacı kalmamıştır. Yani bizim için çok değerli olan bir servetimiz, malımız var. Bir de evlad-ı yalimiz var. Ama Allah'ımız diyor ki Celle Celaluhu, sizin için çok değerli olan bu mallarınız, sizin için çok değerli olan çocuklarınız sakın sizi Allah'ı zikirden alıkoymasın. Her kim Allah'ı zikirden malı ve evladı sebebiyle alıkonursa bu adamlar yarın ahirette gerçekten zarara, ziyana uğramış olanların ta kendileridir. O zaman anlayacaklar, dünyadan ahirete göçünce bu işin ne kadar pahalıya mal olduğunu anlayacaklar.
diyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Yine Allah'ı zikretmenin ne kadar önemli olduğunu Nur suresindeki bir ayeti kerimede bir grup insanı Cenab-ı Hak övüyor. Nasıl övüyor? Ricalun, öyle benim sevgili kullarım vardır ki la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Hiçbir ticaret, hiçbir alışveriş onları Allah'ı zikirden alıkoymaz. Benim böyle pehlivan arslan kullarım vardır diye Nur suresinde ticareti zikrine engel olmayan, alışverişi zikrine engel olmayan insanları Nur suresinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize met etmiş oluyor kıymetli dostlar. Şimdi bu ifadeler birinci okunan ayeti kerimeyi tefsir için ikinci okuduğum ayeti kerimeleri okudum. Yani akıl sahibi olanlar kimlermiş? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayakta otururken, yatarken Allah'ı zikredenler. Kıymetli dostlar, zikir bütün ibadetler içerisinde gıda gibidir. Bir insanın bedeninin ayakta durabilmesi için gıdaya ihtiyacı vardır. Tahlil yaptırırsınız. Efendim D vitamini eksiktir, B vitamini eksiktir, efendim C vitamini eksiktir, takviyeler lazımdır. İşte D vitamini eksik olursa ağırlık çöker, hep uyumak istersin. Şu eksik olursa zihninde, zekanda aksaklık olur diye. Yani vücudumuz alması gereken gıdaları, besinleri kamilen almadığı zaman bir takım gıdalar eksik olunca bazen ne oluyor? Ya uyudum ama hiç böyle kafamı kaldırasım gelmiyor. Hep uyuyasım geliyor. Niye hep uyuyasın geliyor? Belli bir saatte insan doyması lazım. Doymuyor. Niye doymuyor? Çünkü bedende ne vardır? Bazı gıdalarda eksiklik vardır veya fazlalık vardır. Bu ne yapıyor? Dengeyi bozuyor. Tembellik yapıyor. Uyku yapıyor. Ağırlık çöküyor. İştahını kaçırıyor bazen. Değişik şekilde yansıyor. Kıymetli dostlar, nasıl ki yemek bizim bedenimizin gıdasıdır. Bundaki düzen bozulduğu zaman bedendeki düzen de bozuluyorsa, zikrullah da bizim ruhumuzun gıdasıdır. Bundaki aksaklık da bizim ruhumuzu etkiler. Ruhumuzu etkileyince ne olur ben size söyleyeyim kıymetli dostlar. Ruhumuzu gıdasızlık, yani zikir eksikliğinden kaynaklanan gıdasızlık sebebiyle ruhumuz etkilenince ya namazımızı kılmayız. Geçen de bir kardeşimize ısrarla her uğradığımda beş vakit namaz konusunda hep telkinlerde bulundum. Telefonla bir kardeşimiz onu aradı. Dedi ki hoca efendi, soruyor namazlar nasıl? Ya dedi hocam kusura bakma, bugün dedi sabah namazını kılamadım dedi. Kalkamadım, tembellik oldu falan dedi. Dedim ki yani sadece bugün sabah namazı mı? Diğerleri tamam mı dedim. Hocam dedi, günde bir sabah namazı, bir de cuma namazı haftada. İki tane namaz kılıyorum dedi. Bir sabah namazı, bir de cuma namazı kılıyormuş. Şimdi bu kardeşimiz veya buna benzer kardeşlerimizin namaz kılmasına iğne ucu kadar, kıl kadar bir engel yok. Kıl kalınlığı kadar bir engel yok. Ortamı namaz kılmaya müsait, çevresinde namaz kılanlar var. Peki ne dersiniz? İnancı tam. Efendim namaz kılmasına da hiçbir engel yok. Buna rağmen neden namaz kılamıyor? Neden mi namaz kılamıyor? Şimdi kıymetli dostlar, bir insan verem olsa, verem hastası olan insanın, verem hastalığı şey değildir, ağrısı sancısı olan bir hastalık değildir. İştahsızlık yapar, terleme yapar, tembellik yapar, yorgunluk yapar, kalkasın gelmez, merdivenleri çıkamazsın, terlemeye başlarsın, yatağın içerisinde terlersin, yemek yiyemezsin. Peki neden bu adam yiyemiyor ki? Verem işte, hasta, hasta olduğundan dolayı. Peki bu adam ayağa kalkabilmesi için ne olması lazım? O verem mikrobunu tedavi edilmesi lazım. Verem mikrobu tedavi edilince bakıyorsun adam yemeye başlıyor, ayağa kalkıyor, eskisi gibi aktivite çalışıyor.
Bir insan 5 vakit namazını kılmakta sıkıntı çekiyorsa verem vardır onun ruhunda. Verem vardır onun ruhunda. Sadece namaz değil, ben namazı canlı bir örnek olarak söylüyorum. Ben her gün Kur'an'la buluşamıyorsam, Kur'an'ı bir gün açıp okumadığım zaman bundan rahatsızlık duymuyorsam, bende gıda eksikliği vardır. Zikirullah gıdasında eksikliğim vardır benim. Yoksa ben Rabbimle baş başa Rabbimin kelamını okumadan duramamam lazımdır. Buna benzer örnekleri sizi çoğaltabilirsiniz. Zikir nedir dedik? Ruhun gıdasıdır dedik. Doğru mu? Zikir ruhun gıdasıdır. Bunu ne kadar düzenli gıdayı sağlayabilirsek bize neyi sağlayacaktır bu? İbadete olan aşkımızı artıracaktır. Ben size çok canlı bir örnek vereyim şimdi. Sadece kolay anlaşılsın diye söyleyeyim. Mesela İsmail Ağa Camisi'ne gitsek, camide ne kadar cemaat olduğunu düşünelim. Kolay anlaşılsın diye 100 tane cemaat olduğunu düşünelim. Bunların en azından 90 tanesi zikir ehlidir. Geceleri kalkıp günde 2 saat, 3 saat zikirle meşgul olurlar. Oradaki insanlara sorsak, sabah namazından sonra işrak kılmışlardır. Sonra kuşluk namazı kılmışlardır. Öğle namazının son 2 rekatını 4 kılmışlardır. İkindiyi sünnetiyle kılmışlardır. Akşam namazını kıldıktan sonra evvabin namazı kılmışlardır. Yatsı namazının son 2 rekatını 4 kılmışlardır. Gece de kalkıp teheccüd namazı da kılmışlardır. En azından %70'i, 80'i bunu yapmıştır. Fakat gelelim Kocatepe Camisi'ne. 100 kişi olduğunu kabul edelim. Bu 100 kişiden bu sefer oran düşer %10'a, %10'a. Gene insaflı konuşayım. Niye? Çünkü oradakilerin zikir alışkanlığı daha fazladır. Buradakilerin zikir alışkanlığı azdır. O zikir ne yapıyor? Birilerinin diğer ibadetlere karşı da aşkını, şevkini artırıyor. Aşkını, şevkini artırıyor. Yani kıymetli dostlar, bizim dini celili İslam'ı daha güzel aşk ile şevk ile yaşayabilmemiz için zikrullah gıdasını biraz daha artırmamız lazım. Çünkü o arttıkça akıl güçleniyor. Akıl kuvvetlendikçe karını zararını daha iyi görüyor. Karını zararını daha iyi görünce karının peşine koşuyor. Zararından da uzaklaşmış oluyor. Şöyle bir hadis-i şerif vardır. Bu meşhurdur bu hadis-i şerif. Efendim insan tabii bu hadis-i şerifi ehlinden, erbabından ilk duyduğu zaman aa öyle mi falan diyor. Ama sonuçta hadis-i şerif olduktan sonra elbette öyledir. Bir mecliste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda Hazretleri'nin rivayet ettiğine göre diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey beni dinleyenler, ben size Allah için yaptığınız amellerin en hayırlısını, en temiz olanını, Rabbiniz nezdinde en temiz olanını ve derecelerinizi en çok yükseltecek olanını. Bitmedi. Altın ve gümüş tasadduk etmekten daha hayırlı, daha sevap olanını ve düşmanlarınızla karşı karşıya kalıp onlarla savaşmanızdan daha hayırlı olanını söyleyeyim. Bu özelliklere sahip olan ameli söyleyeyim. Söyle ya Resulallah deyince Allah'ı zikirdir dedi. Demek ki zikrullah'ta öyle bir üstünlük vardır ki bu sayıların hepsinden daha faziletlidir. Neden mi diyecekseniz, şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah, ey iman edenler, düşman ordusuyla karşı karşıya geldiğiniz zaman savaşa başlayacaksınız ya, savaş yapacaksınız ya, beni çokça zikredin diyor. Savaş ya savaş. Savaş yapacaksınız ya diyor. Beni çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz diyor. Demek ki savaş zikrullah'tan daha önemli değildir. Savaşı basit görmek için değil. Savaşta bile zikrullah lazımdır. Savaşta bile zikrullah lazımdır. Bundan dolayıdır ki bizim askerlerimiz hani tatbikat yaparken sanki düşman üzerine giderken nasıl giderlerdi? Asker gibi Allah 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 diye giderdik. Çünkü Osmanlı dedelerimizden bu tevarüs ederek askerlerimize yansımıştır. Allah Allah diye düşman üzerine giderdik. Yani zikrullah bizim savaşta bile can kurtaran simidimiz olarak yerleşmiştir. Kıymetli dostlar, bir ev ki orada zikrullah vardır, bir ev ki orada zikrullah yoktur, İkisinin arasındaki fark
ölüyle diri arasındaki fark gibidir diyor. Yani ölü insanla diri insan arasında ne kadar fark varsa, bir ev ki orada zikir vardır, bir evde orada zikir yoktur. İşte ikisinin arasında bu kadar fark var. Demek ki evlerin gerçek farkı mobilyasından kaynaklanmıyor, metrekaresinden kaynaklanmıyor. Efendim hani emlakçıların verdiği bir fiyat değer vardır, bundan kaynaklanmıyor. Sizin bizim evlerimize verdiğimiz bir fiyat, değer biçtiğimiz bir fiyat var. Bir de gökteki meleklerin bizim evi değerlendirmesi vardır. Onların değerlendirmesinde boyutlar metrekareye, mekanına göre değil, orada zikrullahın varlığına, yokluğuna göre, azlığına, çokluğuna göre o ev değerlidir veya değersizdir. Bir başka ifadeyle söylemek icap ederse, biz yerden göklere baktığımız zaman farklı cisimler, yani yıldızları gördüğümüz gibi gökten bakan melekler de yeryüzünde yıldız gibi gördükleri evler vardır. Bir ev ki orada zikrullah vardır, onu gökteki melekler yıldızlar gibi görürler, yıldız gibi görürler. Bu bakımdan okunan ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, akıl sahibi olan insanlar ayakta otururken, yatarken Allah'ı zikreden insanlardır diyor. Zikre diyorlar. Bu zikir insana neyi sağlıyor? Ayeti kerime bunun devamında söylüyor. Ayakta otururken, yatarken zikir Allah'ı zikrediyor. Ve yetefekkerûne fî halkis semâvâti vel ard. Beyinleri, zekaları açılıyor. Artık onlar uyanmaya başlayınca yerin göklerin yaratılışında tefekkür etmeye başlıyorlar. Bunu kim yarattı, nasıl yarattı, bu kudret ve azamet sahibinin önüne kim durabilir ki? Kim bununla tabiri caizse yarış yapabilir ki? Asla. İnsan yerlerin ve göklerin yaratılışı, gece ile gündüzün ihtilafı karşısında sadece acziyetini idrak edip bu kuvvet ve kudret sahibine tamı tamına teslim olmaktan başka hiçbir yol bulamaz. Samimiyeti öyle olur ki Hazreti Ali Efendimiz kerremallahu vece dedi ki, eğer dedi perde gözümün önünden kaldırılsa, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri'nin cemali bana gösterilse veya perde gözümden kaldırılsa cenneti görsem veya perde gözümün önünden kaldırılsa cehennem bana ayağının gösterilse, şu anda sahip olduğum imana zerre kadar ilave olmaz. Ne dedi? Ne demek istedi? Yani ben öyle inandım ki Mevla'yı görsem ne kadar inanacaksam o kadar inandım. Cenneti görsem ne kadar inanacaksam o kadar inandım. Cehennemi görsem ne kadar inanacaksam o kadar inandım diyor. Peki o zaman Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ın gözünün önünden bu perdeleri kaldıran nedir? Yani adeta bu perdeler kalkmış gibi Mevla'ya inanmış. Bu perdeler kalkmış gibi cennete inanmış ve bu perdeler kalkmış gibi cehenneme inanmıştır kıymetli dostlar. İşte bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi de hadisi kutsi olarak Cenab-ı Hakk'ın zikirle ilgili buyurduğu "Ene ma'a abdi izâ huve zekerani ve teharreket bi şefetâhu." Kulum beni zikrettikçe, dudakları benimle ilgili sallandıkça ben onun yanındayım. Beraberim onunla. Sen ki beni zikrediyorsun, ben seninle beraberim. Dudakların benim için sallanıyor mu? Ben seninle beraberim diyor. Şimdi kıymetli dostlar, burada şunu söyleyeyim. Elbette ibadetler içerisinde zor olan, kolay olan vardır. Olarak totalde baktığımız zaman bütün ibadetler kolaydır. Zorluk meselesi birbirine izafetle olur. Yani namazla haccı karşılaştırırsan elbette namaz kolaydır, hac daha zordur. Oruçla haccı karşılaştırırsan oruç daha kolaydır, hac daha zordur. Zekatla namazı, zekatla orucu karşılaştırırsan onu siz daha iyi biliyorsunuz. Hangisi daha zordur, hangisi daha kolaydır? Onun yorumunu ben yapmayayım. Şimdi İbadetler içerisinde zamana, mekana, şarta bağlı olmayan tek ibadet zikrullah'tır. Namaz mı kılacaksın? Abdest alman lazım. Abdestsiz kılamazsın. Oruç mu tutacaksın? Gündüz tutacaksın, gece tutamazsın. Hac mı yapacaksın? Mevsiminde yapacaksın. Yani her ibadetin nesi vardır? Bir şartı vardır. Bir takım kayıtları vardır. Zamanı vardır, mekanı vardır. Gece oruç tutamıyorsun. Efendim,
Ramazan orucunu ancak Ramazan ayında tutabiliyorsun. Cuma'yı ancak Cuma vaktinde kılabiliyorsun. Daha önce kılamıyorsun, daha sonra kılamıyorsun. Değil mi? Bunların örneklerini çoğaltabilirsin. Ama zikrullahın ne mekan şartı ne başka bir şartı yoktur. Abdestli de zikredersin, abdestsiz de zikredersin. Ve hiçbir maliyeti yoktur. Ne demek hiçbir maliyeti yoktur? Abdest almak için, namaz kılmak için abdest alacaksın. Abdest almak için su harcayacaksın. Bir maliyeti var mı bunun? Az da olsa bir maliyeti vardır. Efendim işte seccade lazımdır sonuçta. Bedenini temizleyeceksin, elbiseni. Bir maliyet çıkar karşına. Oruçta bir maliyet. Zaten zekatın kendisi maliyettir. Hac aşağı yukarı maliyetin ta kendisidir. Ama zikir dediğimiz vazife, ibadet öyle bir ibadettir ki ne paraya ihtiyacı var ne şarta ihtiyacı var. Mekanla kayıtlı değil. Her yerde, her zaman Cenab-ı Hakk'ı zikredebilirsin. Arabada giderken ama direksiyondasın ama yolcusun. Hiç fark etmez. Uçakta giderken ama şeysin, hostessin veya kaptansın, pilotsun veya yolcusun. Fark etmez. Dolayısıyla kıymetli dostlar, ne kadar para o kadar köfte meselesi burada da kendisini koyar. Kalbimizin uyanmasını istiyorsak, gerçekleri görmek istiyorsak, gözümüzün önünden perdelerin kalkmasını istiyorsak, kul ile Mevla arasında 70 bin manevi perde vardır. İnsan yürüdükçe bu perdeler azalır azalır ve Mevla'ya o kadar yaklaşmış olur. Dolayısıyla Mevla Celle Celaluhu kendisi kulum beni zikrettikçe, dudakları benim zikrimle sallandıkça ben onun yanındayım, beraberim, dostumdur diyorsa bu beraberlik bizim için büyük şereftir, büyük nimettir, büyük bir devlettir. Ben tekrar ayeti kerimeye döneyim. Ve yetefekkerune fî halkis semâvâti. Demek ki o zikir ne yapıyormuş? Yavaş yavaş kalbi uyandırıyormuş. Kalbin kulakları duymaya başlıyor. Gözleri üzerindeki paslar silinmeye başlıyor. Gözler görmeye başlıyor. Başlayınca ve yetefekkerune fî halkis semâvâti vel ard. Yerlerin, göklerin yaratılmasında tefekkür etmeye başlıyorlar. Tefekkür ediyorlar ve yerlerin, göklerin azametini görünce Cenab-ı Hak ile arasındaki perdeler sanki kalkıyor. Mevla ile konuşmaya başlıyorlar. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Göklere bakıyorlar. Efendim, geceyle gündüzün ihtilafına bakıyorlar. O kalp gözü açılınca başlıyorlar Mevla ile konuşmaya. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Ma halakte hâzâ bâtıla. Bu kainatı sen boşuna yaratmadın ya. Bu ayı, güneşi, yıldızları boşuna yaratmadın. Bu dağları, taşları, denizleri, karaları, toprağın içerisindeki madenleri, petrolleri ve bunları sen boşuna yaratmadın. Sübhaneke fekine azabennar. Ey Allah'ım, sen böyle boş işlerle meşgul olmaktan münezzehsin. Biz seni tenzih ederiz. Biz şimdiye kadar yanlış yaptık. Eksiğimiz var. Fekine azabennar. Cehennem azabından bizi koru Allah'ım diye. Benimle konuşmaya başlarlar. Kalp uyanınca. Ne ile uyanıyor kalp? Zikrullah ile uyanıyor. Kıymetli dostlar, şimdi buraya kadar okuduğum ayeti kelimeler, Ali İmran suresinin sonuna doğru olan ayetler bunlar. Öbürü de Münafıkun suresinden. Diğer okuduğum hadis-i şerifler, çok daha buna benzer hadis-i şerifler vardır. Efendim, bu konuyla ilgili, zikrullah ile ilgili önemli hadis-i şerifler de vardır. Bununla ilgili yazılmış müstakil eserler vardır. Zikrullah'ın önemini anlatmak için son bir cümle olarak şunu söyleyerek dersimi bitirmek isterim. Bizim büyüklerimiz Osmanlı'dan bize tevarüs eden güzel, kadim, efendim, mukaddes değerlerimize iyi sahip çıkmışlardı. Onlara baktığımız zaman adam buraya üniversiteyi kuruyor, yanına bir tekke kuruyor. Buraya bir medrese kuruyor, yanına bir tekke kuruyor. Yolcuların gittiği yol, yollar üzerine, kervanlar üzerine bir tekke kuruyor. Yolcular buradan geçerken, burada geceledikleri zaman yan tarafta bir de tekke olsun, bunlar zikirden de geri kalmasınlar. Yani kervanda giden, tabiri caizse bugünkü ifadeyle söyleyeyim, otellerin yakınlarında efendim tekke ve zaviye yapıyorlar. Üniversitenin hemen yanında, medresenin hemen yanında tekke ve zaviye yapıyorlar. Medresede okuyana diyor ki sen buradan tefsir, fıkıh, hadisi öğreneceksin ama buradan da zikrullahı öğreneceksin. Bu da lazım sana diyor. Üniversitedeki ne diyorsan buradaki tıbbı öğreneceksin, mühendisliği öğreneceksin, şunu öğreneceksin, bunu öğreneceksin ama sana zikir de lazım, burası da lazım sana. Burası olmasa burası yetmez sana. Medrese bile yetmez sana zikrullah olmadıktan sonra diyor. Yolcuya diyor ki sen yolculuk esnasında gecelemek için sana yolda kervan saraylar yapmışımdır.
Orada sen geceleyeceksin, istirahatını yapacaksın. Ama bu istirahatını yaparken yine sen zikrullah'tan bağlantını kesmeyeceksin. Burada ben tekkeyi de koydum. Zikir meclisleri de burada oluşmuş olacaktır. Atalarımız, büyüklerimiz bu işi çok iyi kavradıklarından dolayı cami kültürünün yanına, medrese kültürünün yanına tekke kültürünü de yerleştirmişlerdir. Ve dolayısıyla böyle necip bir milletin torunları olarak biz de zikrullah dendiği zaman bizim can kurtaran simidimiz, hayatımızın gıdası, ruhumuzun gıdası olarak görmemiz gereken en değerli efendim gıdamız olduğunu unutmayalım. Bu vesileyle her birimiz bu noktada daha neler yapabilirim sorusunu kendimize soralım. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın değerlendirdiği aklı artırmanın yolu buradan geçer. Bu vesileyle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimizi kendisini güzelce zikreden zakirlerden eylesin. Amin. Verdiği nimetlere şükreden şakirlerden eylesin. Amin. Yüce Rabbim kaymaktan ve kaydırılmaktan, gaflete daldırıp Allah'ı unutmaktan, gaflete daldırıp günahlara sapmaktan, gaflete daldırıp ibadetlerimizi aksatmaktan her birimizi muhafaza eylesin. Amin. Çocuklarımızı hayırlı eylesin. Amin. Torunlarımızı hayırlı eylesin. Amin. Damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eylesin. Amin. Kazancımızı helal, bol ve bereketli eylesin. Amin. Hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaşmaktan ve helal olmayan kazançlara bulaşmaktan da bizi ve nesillerimizi Rabbim ebediyen muhafaza eylesin. Amin. Bilerek veya bilmeyerek kazancımıza karışık şeyler karıştırmaktan Rabbim bizi de nesillerimizi de ebediyen muhafaza eylesin. Tekrar Rabbim hastalarımıza ve hastalıklarımıza acil şifalar ikram eylesin. Özellikle işi için, efendim çalışmaları için dua bekleyen, hastası için dua bekleyen kardeşlerimiz var. Rabbim iş bağlantısı olan kardeşlerimizin o bağlantılarını hayırlara vesile eylesin. En hayırlısını nasip eylesin. Hastası olanlara ve hastalığı olanlara acil şifalar ikram eylesin. Yüce Rabbim ehli Kur'an olarak yaşamayı, ehli Kur'an olarak ölmeyi, ehli Kur'an olarak, ehli zikir olarak dirilmeyi her birimize nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.